Boğaziçi Yapı Anahtarı sunar. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir anahtar programıyla daha sizlerle birlikteyiz efendim. Kültür ve sanat her şey İstanbul'da. Onun için ben İstanbul gibiyim diyorum. Tarlaya giderdik uçak geçtiğinde. Hayal ederdim. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nin İstanbul bürosunda bahçemizde sizi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Ve bugüne kadar Türkiye'nin başaramadığı işleri başaran bir kadro. İnsanoğlunun tarih boyunca yaşadığı en önemli ıstırapların vadisidir. Gök kubbenin altında benim kadar bu hayatı güzel yaşayan kaç kul vardır bilmiyorum. Bugünkü nesil o kadar sıkıntıdan böyle bir başarı olacağını da pek düşünemiyor. Sanatın ideolojiler üstü, siyaset bile demiyorum bakın. İdeolojiler üstü bir şey olduğuna inanırım ben. Çok güzel şeyler yakalamışsınız. Çok gerekli bir şey ama anlayana gerekli bir şey, bilene gerekli. Ben ortaokuldayken 27 Mayıs darbesi oldu. Hayatımızda hem öğrencilik hayatımız hem ondan sonraki süreçler hem siyasetin bu anlamda içinde geçti. Nasıl bir dünya bu? Öyle bir dünya ki diye öyle vuruyorum ki ben oraya kazmayı yarım günde bitirdim. Onu ihya etmemiz, yeniden inşa etmemiz lazım. Ben de bırakacağım ama annemin babamın durumu ne olur? Fatih'ten başlarsak, Fatih'ten düşünmeye başlarsak her yere varabiliriz. Nereye varamayız ki? O dünyanın çevresinde dönen, nur saçan bir füze gibidir. Merhabalar değerli izleyenlerimiz. Yeni bir haftada yeni bir anahtar programıyla sizlerin karşısındayız. Hepiniz ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Efendim kıymetli konuklarımızla programımız devam ediyor. Yine bugün stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Yazar, çizer Hasan Aycın buradalar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Elhamdülillah efendim. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz hamdolsun. Sizleri tamam, gördük. Daha iyi olduk. Teşrif ettiniz gerçekten. Şimdi çizginin bilgesi diye tanıyoruz biz sizi. Aslında çizginin bilgesi değil, yani yazının da bilgesi diyebiliriz. Çünkü çizgilerinizin dışında çok güzel yazılarınız var, çok güzel kitaplarınız var. Eminim izleyenlerinizden birçoğu sizi tanıyorlardır bu anlamda çizgilerinizde. Hani size bu yüzden karikatürist demek istemiyorum. Hani sanki sizin çizdiklerinizin yanında bu karikatür ismi biraz boş, içi boşaltılmış bir terim gibi geliyor açıkçası. Siz hani o çizgilerin içini dolduran kişisiniz. Çünkü sadece çizgilerden ibaret değil. O anlamda
bu kıymetli kişinin nasıl bir hayat sürdüğünü aslında merak ediyoruz. Çizgilerle hayatımıza nasıl bu kadar girdiğinizi merak ediyoruz. Anlamda bugün inşallah Hasan Aycan'ı biraz daha yakından tanıma fırsatımız olacak diye düşünüyoruz. Estağfurullah. 1955 yılında Balıkesir'de başlayan bir hayat hikayesi. Oldukça ilginç bir hayat. Üç boyutlu bir yaşam diyebilirim. Üç boyutlu düşüncelerle dolu bir hayat. Bugünlere gelmiş ama biraz oralardan başlayalım. Nasıldı 1955 yılında, her ne kadar hatırlamasanız da, Balıkesir nasıl bir aile ortamı diye başlayalım isterseniz. Vallahi zaman zaman düşünüyorum. Yani hayatımın en tatlı, en mutlu günleri tam da o 1955, belki 65 arası yıllardır. 66'da köyden de çıkmıştım zaten. Ya küçük bir köydü. Şimdi biraz büyük herhalde. Yani 1500 civarında nüfusu, 1250-1300 nüfusunun olduğunu biliyorum şimdi. O zamanlar Aslıhan Tepecik köyü mü? Aslıhan Tepecik köyü, evet, Balıkesir merkeze bağlıdır. Yani nasıldı? Şöyleydi. Bir kere bütün sesler doğal. Evet. Mekanik sesler yok, yapay sesler yok. Kuş sesleri, rüzgarın sesi, efendim insan sesleri, hayvanların sesleri, doğal sesler vardı. Ve son derece doğal bir ortam, çevre vardı. Ben de kendimi bildiğimde yürüyemiyordum ve ikinci sınıfa kadar, ilkokul ikinci sınıfa kadar da yürüyememiştim. Yani sabit bir yerden adeta köye ve köyün ötesine bakıyordum. Biraz böyle bir hayattı ve çok mutluydum, çok huzurluydum. Etrafımdaki insanlar mutlu insanlardı. Ne iş yapardı babanız? Bir köylüydü. Köyde çalışıyordu. Çiftçilik yapıyordu, evet. Belki öyle bir ortamda. Evet. Yani kendi ihtiyaçlarını herkes kendisi görürdü. Hı hı. Yani bir kulübe yapılacaksa genellikle onu yapmak bir köylünün elinden gelir. Bir şeyler ekilip biçilecekse onu herkes kendisi eker, biçer vesaire. Ekmeğini kendisi pişirir köylüler. Böyle bir hayattı. Tek katlı, belki bahçeli bir ev. Yani öyle bir odasını kullandığımız, iki odası olan, önünde eyvanı olan bir köy evi, ki genellikle köy evleri de öyleydi. Odanın biri kullanılır, diğerisi genellikle konuklar için ayrılırdı. Böyle bir evimiz vardı. Şimdi tabii o anlamda yaşadığımız ortam. Son derece ortam, sade. Evet, sade ve siz yani belki de hani o zaman herkesin öyle yaşadığını düşünüyordunuz. Hani zaten televizyonun hani olmasa, etraftaki insanların yaşantılarını görülmemesi, belki hani herkesin hayatı bir şekilde öyle diye düşünüyordunuz ama hani bugün İstanbul'dan dönüp baktığımızda, yaşadığımız ortamdan baktığımızda, evet, hani oldukça belki dar geçimli, yoksul denebilecek bir ortam diyebiliriz. Yani buradan bakınca öyle, fakat oradan bakınca çok zengin. Evet. Yani oradan bakıldığında ben adını yoksulluk olarak koyamıyorum. Biz kendimizi yoksul hissetmiyorduk. Etrafımızda köylülerin kendilerini yoksul hissettiklerini falan da düşünmüyorum. Hı hı. Böyle bir şey yoktu. Evet. Yani varlıklı insanlar da, yoksul insanlar da bir sabah bir akşam çorbası içerlerdi. Yani o tarhana çorbası denilen klasik mahalli o şeydi. Herkesin giydiği aynıydı, yediği aynıydı ve bu insanlar hep beraber yaşıyorlardı. Hı hı. Birbirlerine yardım ederlerdi. Birinde ne varsa diğerinde de o vardı. Yani fakirde olan zenginde, evet, de vardı. Zenginde olan fakirde de vardı. Böyle bir hayattı. Yani biz öyle zenginliği, fakirliği çok ayrı kutuplar gibi filan hissetmezdik oradayken. Evet, o büyük uçurum o ayrı, zaman yoktu. Hayır, yoktu. Tabii. Hı hı. Çok insani bir ilişki vardı. Evet. 8 yaşına kadar yürüyemedi. Herkes birbirini tanıyordu. Evet. Diyorsunuz. Bir rahatsızlığınız oldu herhalde. Sağlık problemiyle ilgili bir durum. Yani bir rahatsızlığım olmadı. Ben onu kendimi o
durumun içinde buldum. Adını rahatsızlık koymakta da zorlanıyorum. Adı belli olmayan bir hastalıktı belki. Hatta bizim ailede, onun yakın çevremizde de öyleydi. Hasan'ın hastalığı derlerdi adını. Hı. Adı bilinmeyen bir şeydi. Ama tabii uğraştı aileniz muhakkak. Tabii. Yani İstanbul'a ilk gelişim o vesileyle olmuş. Ben onu hatırlamıyorum. Hı hı. Peki ilkokula nasıl gidebildiniz? Yani başladınız mı? Yani ilkokula giderken 1960'ta, 61'de o ihtilalden sonra babam köye muhtar olmuştu. Tepeden ya muhtar olmuştu. Bir gece, bir akşamüstü jandarmalar gelip babamı götürmüşlerdi şehre. O gece askeri bir vali var, yani ihtilal valisi var. Jandarma onun yanına, vilayete götürüyor. Vali de önüne muhtar odasının anahtarlarını ve muhtarın mührünü koyuyor. Köyün muhtarı sensin, hadi git falan diyor. Yani okula babamın muhtarlık günlerinde başlamış oldum. Hı hı. Galiba biraz orada babamın torpili oldu mu bilmiyorum. Yani sanki bir yaş erken başladım. Evet. Ama benimle aynı yaşıt arkadaşlar vardı. Beraber bitirdiğimiz birkaç arkadaşım daha var. Demek ki babamın torpili falan olmamış. O günkü öğretmenin inisiyatifiyle 6 yaşında başladım. 11 yaşında bitirdim. 11 yaşında Balıkesir'deydim. Şimdi okula giderken yürüyemediğim için 3. sınıfa giden bir teyze oğlum vardı. Ki onlar da bizim bitişiğimizde oturuyorlardı. Beni onun sırtına veriyorlardı. Onun kitaplarını, benim kitaplarımı da bana veriyorlardı. O götürüyordu beni. Yerime oturtuyordu. Eve getirirken de o getiriyordu. 1,5 yıl. İkinci sınıfın yarı yılına kadar böyle oldu. İkinci döneme yürüyerek gidip gelmeye başladım artık. Yani tam bir çocuğun hani belki koşup oynayacağı zamanlar. 3 yaş, 5 yaş, 6 yaş, yani, hani 8 yaş diyorsak o bir erkek çocuğunun özellikleri. Evet. Çok da koşup oynayası evet, zamanlar. Evet. O zamanlarda hani koşup oynayamamak, belki oturup düşünmek. Belki hayatınızda bu biraz daha dediğim gibi, az önce bahsettiğim gibi hayata 3 boyutlu bakışınıza bir sebep olmuş olabilir diyebilir miyiz? Şöyle bir şey var. Yani bununla beraber başka bir şey daha var. Benim büyüğüm, ailemin ilk çocuğu ki adı Hasan, o ölüyor. Onun evet. ölümü üzerine ben dünyaya geliyorum. 3 ay sonra ben dünyaya geliyorum ve onun adını bana veriyorlar. Yani ben ödünç bir isimle yaşıyorum halen. Onun eşyalarını, giysilerini de bana veriyorlar. Onun ölümünün, onun hikayesi daha doğrusu etrafımda çok anlatılan, çok konuşulan evin içerisinde bir hikayeydi. Yürüyemediğim için de en çok onları dinlemek durumundaydım. Hı hı. Benimle ilgili özel bir şey de şuydu. Köylüler diyorlar ki buna ölenin adını vermeyin, yoksa bu da ölür. Öyle bir inanış vardır. Evet. Annem bundan korkmuş açıkçası. Hı hı. Allah rahmet etsin. Babama demiş ki buna Hasan'ın adını vermesek olmaz mı? O da yok demiş. Benim oğlum adıyla dünyaya geldi. O evet. safsata demiş. Öyle saçma iş olmaz. Fakat benim yürüyemediğimi görünce, gördüklerinde bu kez babam da acaba demiş. İzni vermese miydik? Evet, o evet, etkili mi o? Bu bir şey olmuş. Şimdi hep şöyle bakıldığını hissediyordum ben çocukluk günlerimde. Ne zaman ölecek? Evet, yani o gerçekten böyledir. Kötü ve bir ben psikoloji bunu, bir çocuk için. Bunu hissediyordum, kanıksamıştım da. Ailemin içerisinde en önemsediğim hikaye büyüğümün, benden önce ölmüş olan kardeşimin hikayesiydi. Ve şöyle düşünüyordum o zaman çocuk zihnimde.
Evet. Ahiret var. En çok ahiret konuşuluyor zaten evimizde. Ahiret var. Orada bizim orada cennet var. Cennette bizim bir bahçemiz var. Benim kardeşim orada. Ailemden oraya ilk ben gideceğim. Ve ben de gelenleri bekleyeceğim. Bizden evet. Sonrakileri bekleyeceğim diye bir şey vardı. Şimdi böyle olunca yürüyemiyorsunuz ve ailenin günlük işleri var, günübirlik işleri var her gün, her daim. Evimizin arka bahçesi var, batıya bakan, batı istikametine bakan geniş ova ve ovanın ucunda ötesinde Balıkesir var ve arkasında daha silüetler var. Engin bir ufuk, genişlik var. Şimdi ben her gün istisnasız, yürüyünceye kadar ama, gün batımlarını izledim. İstisnası yok bunun. Çünkü hep evimizin arka bahçesine oturtulurdum, orada oyalanırdım. Şimdi çizgilerimde bolca kullandığım simgeler hep o günlerdendir, ayrıntılar. Dal uçları, kuşlar, efendim, bir köy, hani gökyüzü, o köyün kendine bulutlar, özgü doğası evet, var. Evet. Merdiven var sanki. Evet, yani işte yürüyemediğiniz dikkat zaman bir yerlere çeken, çıkamıyorsunuz. Evet, bir unsur olarak merdiven çocuklar var. Ki o günkü arkadaşlarım gelirler arka bahçemizde benimle beraber yanımda oynarlar. Ama onlar ağaçlara tırmanır, ben yerimden bile kalkamazdım. Evet. Ayaksız yürüdüm. Diyorsunuz, ayaksız yürüdüm. Evet. Değil mi? Evet. Evet, yani kimse benim yürümediğimi falan düşünüyordu belki ama ben o zaman yürüyordum. Evet, farklı bir yürüyüşünüz varmış. Dediğim gibi çizgilerle de belki evet. Çizgilerin yani, çok ötesinde evet, anlatmak. Elsiz, ayaksız var. Sürekli yolculuklara çıktığımı düşünüyorum o zamanlar. Daha sonra orta öğrenim de Balıkesir'de mi devam etti? Daha sonra 1966 yılında ilkokulu bitirdim ve Balıkesir İmam Hatip'e geldim. Daha doğrusu babam şöyle demişti, Allah rahmet etsin. O yıl 5000 lira borcu oldu. Evimizi yeniden yapmıştık. Ahırları falan yaptı. Borcu oldu. O 5000 lira borcu yüzünden Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. O zaman gidişler kolay, gidip bir yıl çalışayım, şunu ödeyeyim falan demişti. Gidenler hep o zaman gitti zaten. Evet, o zaman gitti ve giderken bana da dedi ki, oğlum sen git bir orta mektep bitir. Benden sana kazma kürekten başka bir şey kalmayacak. Git bir orta mektep bitir, devlet kapısında katip ol demişti bana. Tam giderken de İmam Hatip Okulu'ndan haberi olmuş. Sen İmam Hatip'e git dedi. Orada namaz da kıldırıyorlarmış dedi. Rahmetli dedem filan sağdı. Ben 25 yaşındayken vefat etti hatta. Üniversite yılları sonrasında. Dedeme gittim. Dedem beni Balıkesir İmam Hatip'e götürdü, yazdırdı. Ki o zaman kendisi Balıkesir'de oturuyordu. Sınavı kazanamadım. O zaman İmam Hatipler sınavlıydı. Evet. Kazanamadım. Çünkü yazı yazmasını bilmiyordum. Yani ilkokulu bitirmiştim ama çat pat okuyor idim ama yazmasını bilmiyordum. Hayatta olduğunu biliyorum. İnşallah hayattadır. Allah ömür bereketi versin. Abdullah Fındık diye bir İmam Hatip müdürümüz vardı o zaman, hocamız. Kazanamama rağmen o beni okula aldı. Dedeme dedi, Hasan bizim öğrencimiz, tamam ben onu alıyorum falan dedi. Onun almasıyla Balıkesir'de eğitim, okul hayatım başlamış oldu. Yani o... Tabii o yıl kaldım ama. İmam Hatip Okulları 7 yıldı. Ben 8 yılda bitirdim ve bütün karnelerimde hep zayıf vardı. Zayıf. Evet. Bu kadar iyi yazan, bu kadar iyi çizen biri olarak bunu buradan söylemek de öyleydi. Değişik bir şey. Peki hastalığınız bir şeye bağlı olarak mı geçti yoksa hani bir psikolojik bir durum muydu yani, acaba da?
Daha sonra geçti. Tam yürürken ailemin anlattıklarından biliyorum. Tam yürüme çabası içindeyken, adımlarımı sıralarken yürümez olmuşum. Amcam askerliğini sıhhiye elemanı olarak yapmış. Köyün iğnecisi idi. Hı hı. Bir anlamda. Aynı zamanda demircisi filandı. O bir ateşlenmişim filan, bir üşütme olmuş herhalde. İğne yaptırmışlar onu. Hı. Ertesi gün bir daha ayaklarım basmamış. Şimdi amcam diyordu ki, yani yok, o akşam bir de merdivenden düşmüşüm. Ya birkaç basamak merdivenden. Amcam diyordu, sen merdiven düştün. Annem de Allah rahmet etsin, iğne yaptırmıştık, belki de ondandır falan diyordu. Ama doğrusunu Allah biliyor tabii. Tabii ki. Böyle bir şeydi. İslami bir aile ortamı anladığım kadarıyla. Hani elhamdülillah. Köy ortamı, evet. Bir geleneksel de olsa bir İslami, evet, yaşantı var. Hani İmam Hatip'e, evet, sizi vermeyi de tercih ediyorlar. Evet. Hani ilk İslami belki öğretileri ailenizden aldınız diyebiliriz. Çok belki şükür. İşte namaz kılmayı, evet, Kur'an okumayı, belki hani evet, Kur'an sesini ilk ailenizden, evet, gördünüz. O şekilde başladı. Babamın mesela o köyümüzdeki yoksul evimizde akşamları özellikle ocağın başında bir süre muhakkak Kur'an okurdu. Evet. Evden çıkmadan, camiye çıkmadan okur. Hala o daki duruşu 30'lu yaşlarının başlarında duruşu ve şeyi gözümün önündedir, sesinin tınısı. Ne kadar güzel. Evet. Keşke her çocuğu o tınıyla büyütebilse aile. Yani ben hala Kur'an okurken bazı, evet, dedemin okuyuşu vardır kulaklarımda, babamın okuyuşları vardır böyle yakın çevremde, amcalarımı filan. Amcam burada şöyle yapıyordu, bu sesini şöyle yükseltiyordu, böyle alçaltıyordu filan diyorum. Evet. Kendi ailesinden böyle şeyler, böyle hatıralar olan insanlar da kendi çocuklarında bunu uygulamaya çalışırlar diye düşünüyorum. Yani ben İnşallah kendi ailemden, evet, yaşayıp da unutamadığım bazı şeyler, hani insan kendi çocuklarında, evet, uygulamak istiyor, onlar da unutamasınlar diye. Evet. Çocukları televizyonların önüne mahkum ettiğiniz zaman bir müddet sonra kendilerini unutuyorlar aslında. Hani güzel bir yani çocukları vardır. Bilmiyorum şimdi, 4. sınıfa giden torunum var. Bir de anaokuluna giden onun küçüğü var. Anaokuluna da gitmiyor aslında. Ama o öyle zannediyor kendisini. Öyle şey yapıyor. Henüz 4 yaşında. Geçen akşam oradaydım. Yatsıya çıkacağı. Ömer Faruk, benimle gelir misin? Gelirim dedi. Abdestim var dedi. Onun küçüğü, ben de maşallah geliyorum dedi. Maşallah abdestim var. Dedim sen gelme filan. Dediler ki senin abdestin yok. Olsun dedi. Ben çocuğum, ben abdestsiz kılabilirim. Her şeyi de biliyorlar. Şimdi yani onların mahallesinde olunca, evet, dede caminin yolu burası, dede şurası burası, bana mühmandarlık yapıyor. Ne güzel. Yani güzel oluyor tabii. Ne güzel. O şemsiye, evet, altında tabii, tabii, yetişiyor çocuklar. Daha sonra Balıkesir İmam Hatip devam ettiniz. Balıkesir İmam Hatip'ten sonra, Balıkesir İmam Hatip'ten sonra okulu bitirir bitirmez evlendim. Hı hı. Üniversite, ara vermeden üniversite başladı. Üniversite sınavlarına İstanbul'da girdim. O zaman her yerde girilmiyordu. İstanbul, İzmir, Ankara vesaire gibi. Burada girdim. Güzel sanatları okumak istiyordum. Evet. Çünkü engelleyemediğim bir şey vardı. Resme karşı bir zaafım vardı benim. Hı hı. İlkokul öncesinden başlayan bir şey. Sadece güzel sanatları okumak istiyorum. İstanbul'da şimdi Mimar Sinan olan, o zaman Güzel Sanatlar Akademisi var. Beşiktaş Güzel Sanatlar Akademisi. Bir tek o vardı Türkiye'de. Orada okumak istiyorum. Geldim ama puanım da çok çok iyi bir puan olmasına rağmen, hı hı, akademinin istediği puana göre mümkün olmadı. Çünkü İmam Hatip Okulu mezunlarını almıyorlardı. Evet. Almıyorlardı. Girmedi ve
Orası olmadıktan sonra neresi olursa olsun öyle dedi. İktisadi ve ticari bilimler mi okudun? Sonra Hacettepe o yıl. Hacettepe işletmeye girdim. Hacettepe İşletmecilik Yüksekokulu daha doğrusu. Hacettepe'de 2 yıllık yüksekokullar açılmıştı. İmam Hatip okullarına sadece mezunlarını sadece oralara aldıklarını duydu. En yüksek puanı işletme istiyormuş. İşletmeye gitti. Güzel olanı şuydu. Duydum ki İsmet Özel Hacettepe'de okuyormuş filolojide o zaman. Çok iyi filan dedim ama benim evli olduğum için çalışmam gerekiyordu. Evet. Ankara'da o imkanımın olmadığını, olmayacağını anlayınca birkaç ay sonra, galiba 2 ay kadar sonra Bursa İktisadi ve Ticari İlimlere geçtim. Çok küçük o bir yaşta evlenmişsiniz değil mi? Yok, gayet normaldi. Yani bilmiyorum şimdiye göre belki hani liseden yani, sonra üniversitenin başlarında evlenmişsiniz. Yani evet, o sorumluluğu yani almışsınız omuzlarınıza hemen çalışmak. Sorumluluğu almaktan ziyade onu belki başka türlü ifade etmek lazım. Çünkü benim yetiştiğim ortamda yani o köy ortamında bütün çocuklar bir sorumlulukla büyüyorlardı zaten. Evet yani, anlayan yoktu belki şimdiki çocuklarla yani, biraz. Evet böyle çocuklara ayrıca sorumluluk yüklemek diye bir şey yoktu. Evet. Herkesin yapacağı bir şeyler vardı. Hı hı. Hiçbir şey yapamazsa küçük kardeşine bakar filan yani. Yani o herkesin ihtiyaçlarını kendisinin gördüğü köy hayatında çocukların da yapacağı işler muhakkak vardır. Onu yazmışsınız bir yazınızda. Diyorsunuz çocuklar çocukla hiçbir zaman için ayırmadılar bizim ortamımızda, evet, ailemizde. Yani evet. Sofrada yemek yerdik, onlar da bizim yanımızda otururdu. Bir adab-ı maşeret yani, kuralı varsa hep birlikte öğrenirdik. Ayrım yapılmıyordu o anlamda. Bizim ailemizde değil, bütün ailelerde öyleydi. Yani hatta ben onu şeye binaen, yani çocuk edebiyatı öyle bir konuda bahsetmiştiniz. Sorusuna karşı şey yaparken, yani çocuklar için ayrı bir edebiyat olmalı mı, olmamalı mı? Bu bizim geçmişimizde yok. Evet. Yani o soruyu cevaplarken bizim geleneğimizde aynı sofraya hep beraber oturulur. Hı hı. Dededen toruna demiştim. Öyleydi. Sırf bizim ailemize has bir olay değil. Bizim medeniyetimizde böyle olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani mesela çocuklar için hadis, çocuklar için ayet yoktur. Evet. Çocuklar için vaaz, çocuklar için şu bu filan. Ama çocukların da olduğu, yaşadığı hesaba katılır. Tüm toplum ona onlar, göre kurgulanır belki o anlamda. Evet, yani sofraya konan yemek onları da hesaba katarak konur. Yapılan sohbet onları da hesaba katarak yapılır filan. Öyleydi yani. O yüzden o çocuklarda zaten dediğiniz gibi işte sorumluluk bilinci olsun, özgüven olsun çok daha fazla gelişiyor. Yani çocuk diye ayırmadığınız zaman o çocuk kendini zaten büyüklerden ayırt etmiyor bir anlamda. Ben bize biraz hep, Avrupa'dan, Amerika'dan gelme bu tip şeyler, çocuk eğitimi. Ben hep vesaire. Kendimi o atmosferin içinde kabul ettiğim için dışarıdan bakamıyorum. Evet, siz hep öyle yaşamışsınız. Yani öyle yaşadım. Ve, ailenize de bunu uyguladınız, öyle gördüğünüz için belki. Yani gücüm yettiği kadar belki. Hı hı. Ortamın el verdiği kadar. Çok değişik yerlerde yaşadık, değişik şartların içinde olduk. Ve öyle yapmışımdır. Dışarıdan değerlendirmek lazım. Üniversite okurken aynı zamanda çalıştınız o zaman. Çalıştım, evet. Neler çalıştım. Yaptınız? Yani farklı çalıştım işler ya. Yaptınız. Çocukluğumda yani. Çalışıyordum hala. Evet. Neler yaptım? Pazarcılık yaptığınızı biliyorum. Pazarcılıktan önce tabelacılık yaptım. Grafik, mesela. Evet, tabelacılık yaptım. Tabelacılık, baktım karın doyurmuyor efendim. Bir fabrikaya girdi. Nernos fabrikasına girdi. Orada grafiker olarak çalıştım. 7-8 yıl kadar orada çalıştım. Bir anlamda grafiğin G'sinden haberim yokken orada başlamış oldum. İşte oraya doğru bir çekiş var. Evet, yani oradayken, karşı. Oradayken Yeni Devir Gazetesi'nde bir taraftan çizmeye de başladım. Hı hı. Bursa'dan göndermeye başladım filan.
Ama yani oradayken karikatüre dönük, çizgiye dönük bir ilgim başladı. Gazeteciliğe dönük bir ilgim başladı filan demiyorum. Birçok şeye. Yani yoldasınız, yürüyorsunuz. Nasıl yani adım adım yürüyorsunuz. Yeni ufuklar, yeni manzaralar, yeni ortamlara dahil oluyorsanız yaşarken önünüze o kadar çok şeyler çıkıyor ki bunların hiçbirisine kayıtsız kalmıyorsunuz. Yani çizmek de benim için bunlardan biriydi. Böyle bir fırsat oldu, şey yaptım. Sonra baktım yazabiliyorum. İşte yazmak durumunda kaldım, yazıyorum filan. Böyle bir şey ya. Yani kendinizi ifade etmenin birçok farklı yolu var. Veya gördüklerinizi yorumlamanın, hayatı yorumlamanın birçok farklı ama, yolu var. Bu ama şeyden kaynaklanıyor gibi benim açımdan. Yani varsınız, buradasınız, dünyadasınız. Bugün işte bu stüdyoda olduğumuz gibi, tam bu saatte, bu dakikada yeryüzündesiniz. Yeryüzü var. Yani yeryüzün bir öncesi olmalı. Yani bütün bu olup bitenlerin bir öncesi olmalı. Yani bir yokluk var. Yokluktan varlık var. Siz varsınız. Şimdi her şey, hayatınızda olan her şey bunları size izah edecek biçimde olmalı. Yani birileri, edindiğiniz, okuduğunuz kitaplar, edindiğiniz eğitimler, bilgiler, şunlar, bunlar hep bunun içindir aslında. Aradığınız cevapları buldunuz, buldunuz, bulamadınız. Oturup kendi açıklamalarınızı, kendiniz için açıklamaları yapmak zorundasınız. Yoksa tatmin olamazsınız. Huzursuz olursunuz. Sükuna eremezsiniz. Yani o zaman kendi kendinize o soruları boşlukta bırakmadan cevaplamaya girişirsiniz. Yazar mısınız, çizer misiniz, ne yaparsanız yaparsınız ama cevabınızı verirsiniz. Kendi cevabınızı verirsiniz. Ben biraz öyle bakıyorum. Yani, kimleri takip edersiniz üniversite yıllarınızda mesela? Yani takip ettiğiniz, merak ettiğiniz, hani kendilerini ifade etmeye çalışır. O zaman birçok insan vardı. Hani 70'li, 80'li yıllar herhalde sizin üniversite 70'li yıllarınız. Yıllar. Değil mi? 70'li yıllar. 70'li yıllar. Karışık bir dönem. Herkesin belki bir yerden bir kimlik bunalımı yaşadığı yani bir dönem. Bu... Ama kendini ifade etmeye çalışan, kimliği, doğru kimliği ifade etmeye çalışan da birçok yazar, çizer var o anlamda. Yani size yol gösteren. Tabii. Türkiye'de bir şey vardı diyelim, bir dünyayı kasıp kavuran o dünyanın bir gerçeği olan 68 kuşağının evet. Onun üstüne bir Türkiye'de 71 muhtırası oldu bir darbeye dönük bir şey diyelim. Sonra 70'li yıllar hemen arkasında bizim jenerasyon, bizim kuşak geliyor ve onun üstüne de bir 80 darbesi geldi. Evet. Yani birkaç ihtilali gördük. Üst üste. Yani insanlar kendilerini toparlamaya hiç fırsat bulamamışlar o dönemde. Şimdi ister istemez şey yapıyorsunuz. Yani ben kendi özelimde hem bir hayatın kıyısından başlıyorum. Bir köyden başlıyorum. Bir kenar bölgeden geliyorum. Adım adım. Ve donanmış olarak geliyorum. Lamıcımı yok. Yani Türkçe ile geliyorum. Orada dünyaya gelmiş. O köşeden, yani Aslan Tepecik'ten ilk kez gökyüzüne bakmışım. İlk kez toprağa bakmışım. İlk kez kuşu, böceği, börtüğü, rüzgarı, yaprağı orada görmüşüm. İnsanları orada görmüşüm. İlk kez insanların konuşmalarını, samimiyetlerini, samimiyetsizliklerini orada görmüşüm. Yani ölümü orada müşahede etmişim. Doğumu orada müşahede etmişim. Hayatı ilk kez orada tecrübe etmiş. Adımlarımı ilk kez orada sıralamışım. Toprağa basıp yürümüşüm ama dünyanın bütün insanlarından çok daha şanslı bir biçimde üstelik. Yani hiç kimse kendi yürüyüşünü, yürümesini, kendi yürüme tecrübesini, ilk adımlarını kendi gözleriyle müşahede edemezken ben bunu müşahede ede ede, göre göre yürümüşüm, gelmişim. Her şeyi de sahiplenerek gelmişim. Şimdi geldiğim yerlerde de en büyük dayanağım bu gelişim olmuş.
edindiklerim olmuş. Karşılaştığım her şeyi sorgulamak zorundayım. Yargılamak zorundayım. Bir hükme varmak zorundayım. Bir sonuca ulaşmak zorundayım. Böyle böyle gelmişim. Bugüne kadar da böyle gelmişim. Şimdi o zamanlarda kendi dışımda bana kimler yakın ise, kimlerle ünsiyet kurabilmişsem elbette onlardan sonuna kadar yararlanmanın düşüncesinde, peşinde filan olmuşum. Beni ilk çarpan bir kimliğinin ötesinde Necip Fazıl'dır. Evet. Allah rahmet etsin. Necip Fazıl'la güzel bir aslında geçmişiniz var. Belki kendinize göre anılarınız var diyelim. Bir virgül koyalım. Reklam aramız varmış. Reklamların ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Hasan Aycın'ın. Boğaziçi Yapı'nın sunduğu Anahtar devam edecek.